Her türlü pis koku, her türlü gürültü. Bu sosyal mesafe falan diyorlar ya, dırıvır ya. Tabii devletin bir şeyler yapması lazım ama yapıyor. Yani ben yaptığına inanıyorum. Çünkü bak tek tek oralara koymuşlar ama vatandaş biz uymuyoruz yani. Ne maskeye uyuyoruz, ne mesafeye uyuyoruz. Herkes kafasına göre iç içe oturmuş. Hiç ilgilenen yok, ciddiye alan yok. Bence belediye zabıtalar öncelikle düzenli bir denetleme yapmalı. Çünkü yapmıyorlar. Maalesef yapmıyorlar. Ben bizzat kendim birkaç sefer aradım. Buna rağmen gelip de kimse ilgilenen olmadı. Yani benim korona ile ilgili söyleyeceğim tek şey bu. Vallahi belediyeler elinden gelen çabayı yapıyor. Ama biz millet olarak bayağı bir duyarsızız. Sizce belediyeler korona ile ilgili ne yapmalı? Bence ne yapmalı? Otobüslerin sayısını arttırmalı, bu bir. İki, belediyeler denetimi zaten arttırıyor. Gördüm ben İstasyon Caddesi'nde vali dolaşıyordu. Maske takmayanlara bayağı yani cezai işlemi uygulanıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela Kayseri'de en büyük sıkıntı gördüm benim otobüsler. Otobüslerin mesela geçen sene geldiğimde de otobüslerin sayısını azaltmışlardı. Bu tam tersi, yanlış bir şey. Otobüslerin sayısını arttırmalı ki daha az insan binsin. Doğru mudur? Yani böyle... Örneğin başka ne yapabilir devlet mesela? Mesela pazarlarda falan ben gördüm, dezenfektan falan dağıtıyorlar ama hani kuruyorlar ama yeterli değil yani, onun içi su dolu. Belli bir şey bu. Çok zor, ben onlardan hiç anlamam. Ne yaparsa yapsınlar, kurban olayım. Hiç sorma bana. Memnun musun? Belediyelerden mi? Hiç memnun değilim. Ağzımı hiç açmayayım en iyisi. Ne tür bir tedbir alabilirler peki? İnsanlar için çok şeyler bence. Özellikle insanlar için. Hele hele şu pandemi dönemi çok sıkı geçiyor. Çok rahatsızız. Bilmiyorum sonu ne olacak böyle bu gidişatın ama ben hiç mutlu değilim. Vallahi belediyeler ne yapmalı? Çok güzel bir soru sordunuz. Abi kimse maske takmıyor. Bunun için önlem almaları lazım. Mesela kafelerde falan kimse maske takmıyor yani. Herkes çok rahat bir şekilde hayatına devam etmeye başladı. Bu büyük bir problem açacak bizim için. Tedbir almaları, maskelerini çıkartmamaları lazım. Çok rahat, gençlerimiz çok rahat. 50 yaşından üstlükle daha dikkat ediyorlar. Ama gençler hiç dikkat etmiyorlar. Maske ya çenelerinin altında ya ağız kollarında takılı. Uyarırsan kavga çıkarıyorlar, söylersen. Daha faal bir şekilde milletle, böyle insanlarla broşür dağıtabilir, görevli köşe başlarına dikebilir, ikaz edebilir. Şimdi insanlar birbirini ikaz ederken daha sıkıntılı oluyor. Ama belediye görevlileri olunca daha hoş karşılanabilir. Ya bence yaşlıları dışarı çıkartmamalı. Hani şuranın halini görüyorsunuz. Yani korona Kayseri'de daha çok artmış ve buranın hali böyle. Biraz daha böyle yasak falan koymaları gerekiyor bitene kadar bence. Yani fikrim böyle. Ya sosyal mesafeye uymaları, yani maske takmalı. Gereken tedbirler alınması lazım. Alınmasa daha nasıl diyeyim size, çoğalır. Hastalık çoğalır. Bu yani. Belediyeler ne yapmalı? Belediyeler sosyal mesafe korumalarını uyarmalı. Tedbirleri almaları lazım. Bence sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirmeli. Özellikle kafelerin kapatılmasını istiyorum ben. Bu kadar. Başka ne tür bir tedbir alınmalı? Başka eğlence mekanları. Yani insanlar biraz eğlencelerine ara vermeli diye düşünüyorum. Okulların açılmasını istiyorum. Çünkü çocuklar eğitimden çok geri kaldığını düşünüyorum. Şu anki tedbirler yeterli değil. Yani şu anki tedbirler önceden yapmaları gerekiyordu. Ayrıyeten okulları açmaları gerek. Çünkü eğitim sistemi gitgide çöküyor, ekonomi de gitgide çöküyor. Vaka sayılarını bence az olarak göstermemeliler. Daha fazla gösteremeliler ki milletin gözü korksun ve dışarı çıkmasın. Yani şu an çevremize baktığımızda da maske takımı çok az gözüküyor. Yani cezaların daha böyle göz korkutucu olup maske takımını zorlaştırmaları gerekiyor. Maske denetimleri artırılmalı. Artık riskli bölgedeyiz, çarşıda. Ölen arkadaşlarımız var koronadan. Şu anda karantinada olan esnaf arkadaşlarımız var. Önce çok uzakta ama şimdi yakınımıza kadar geldi. Belediye otobüsleriyle alınmış olan karar çok doğru bir karar. Çünkü en fazla yoğunluk orada oluyordu. Biz çarşıda sosyal mesafeye uyuyoruz. Belediyelerde tüm personeli, kolluk kuvvetleri gerekli ilgiyi gösteriyorlar. Belediye genelde toplu taşımada ve tramvaylarda önemli önlemler alması lazım. Örneğin vatandaşlar tramvayda iç içe gidiyorlar. Daha önceden koronavirüs önlemleri almıştı. Aynı şey
tekrar başlatması lazım. Toplu olan yine de vatandaşın bol yediği önlem, zaaptaların bol gelmesi lazım. Belediye görevlilerin içeri caydırıcı olması lazım. Bence önlemler daha atılmalı. Şu an otobüslerden ayakta yolcu alınmıyor. O güzel bir şey. Ama bunu daha önce yapmaları daha doğru olurdu. Çünkü hani biraz önemsiz gibi oldu. Bir de etrafta maske takmayan insan sayısı sürekli şey yapıyor, artıyor. Buna karşı önlemler alınmalı. Bence belediye ceza basar öncelikle düzenli bir denetleme yapmalı. Çünkü yapmıyorlar. Maalesef yapmıyorlar. Ben bizzat kendim birkaç sefer aradım. Buna rağmen gelip de kimse ilgilenen olmadı. Yani benim korona ile ilgili söyleyeceğim tek şey bu. Yapmıyorlar. Yani belediyeler görevini maalesef yapmıyor. Belediyeler daha yoğun bir tempo ile çalışıp bunun önlemlerini alması lazım ya. Yani. Şöyle ki Kayseri'de bu yoğunlaştığını duyduk ve çok üzüldük. Ben devamlı burada kalmıyorum ama Kayseri'ye yeni geldim. Zabıtalar olsun veya diğer belediye personeli olsun veya sağlıkçı gruplarla ilgili çok daha fazla temaslarda bulunup çevredeki insanları bu konularda daha fazla uyarmaları gerekiyor yani. Ama tabii insanlar biraz duyarsız yani. Bizler de kabahatta. Tabii biz çünkü eğer tedbirimizi kendimiz almazsak toplumdaki diğer insanlara da huzursuz etme hakkımız yok yani. Mecbur onun için yine aynen Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına uymak lazım. Tedbirleri almak lazım. Vallahi belediyeler elinden gelen çabayı yapıyor ama biz millet olarak bayağı bir duyarsızız. Kimi takıyor maske, kimi takmıyor. Ondan dolayı iki kişi de, belediyede var duyarsızlık, halkımızda da var. Sokağa çıkma yasağı değil de biraz daha yaşlıları içeride tutmaları bence. Çocukları ve yaşlılar. Hani çalışanlar biraz daha yani onlara göz yumulmalı çünkü mecbur çalışmak zorundayız. Ama yaşlılar ve çocuklar evde kalmalı. Vallahi şimdi belediyeler yeterli tedbirleri alıyor ama belediyenin, valiliğin almış olduğu tedbirlerle olmuyor ki iş vatandaşta bitiyor yani sonuçta. Yani millet dikkat etmese bak buralara işte şeyler yapıştırmışlar. Mesafe için tek tek yazılar yazılmış ama yine bakıyoruz ki ne mesafelere uyan var ne ilgilenenler var. Tüm yaşlılar inmiş çarşıya. Yani belediye tabii devletin bir şeyler yapması lazım ama yapıyor. Yani ben yaptığına inanıyorum. Çünkü bak tek tek oralara koymuşlar ama vatandaş biz uymuyoruz yani. Ne maskeye uyuyoruz ne mesafeye uyuyoruz. Yani herkes kafasına göre iç içe oturmuş. Hiç ilgilenen yok, ciddiye alan yok. İlk başlarda bir ciddiye alındı. Ondan sonra millette bir gevşeme başladı. Bir rehavete kapıldılar. Yani sürekli anonslar ediliyor yarım saatte, bir saatte bir ama kime ediyorsun? Vatandaş dikkat almadıktan sonra. Yani belediyeden ziyade tabii ki belediyelerin de hizmet şeyi çok önemli de tedbirleri. Biz vatandaş olarak bir kere kendimiz dikkat etmemiz lazım bu kurallara. Biz dikkat etmediğimiz müddetçe herkesin başına memur diksen ne olacak? Zabıta diksen ne olacak? Polis diksen ne olacak? Tek tek zabıtalar olsun, ne bileyim polis memurları olsun tek tek uyarıyor. Ya tek tek herkesin başına bir memur dikemezsin ki ya. Vallahi korona ile ilgili bence bu yani dünya nüfusu çoğaldı. Biz ufakken 6 milyardı nüfus. Sonra 7 oldu. Şimdi 8 oldu. Ona doğru gidiyor. Şimdi vatandaş olarak benim anladığıma göre bunu icat eden arkadaşlar nüfusu 3'e 4'e 5'e düşüreceklermiş. İnsanları yani bu maskeyle değil de yani öldürecekler bir şekilde. Zaten gıdamızı bozdular. Şimdi de sağlığımızı bozuyorlar. Yani dünya genelinde de Türkiye genelinde de insanları bence bu hani yıllarca savaştırdılar, bitiremediler. Şimdi bu mikrop nedeniyle de yani vatandaş olarak iyi kötü biraz da okumuş yazmış insanları. Yani vatandaş olarak yani bizlerin yapacağı bir şey yok. Sağlığımızı elbette şimdiye kadar koruduk. Ben 55 yaşındayım. Yani bu maske bizi yani bir yere kadar korur da dışarıdan gelenler bu hastalığı zaten şey yapmış oluyor ama dünyayı yöneten o küresel güçler bence bu dünyanın nüfusunu düşürmeyi düşünüyorlar yani. Benim düşüncem böyle. Sizce belediyeler ne yapmalı? Şimdi belediyeler bu hijyen konusunda yani yeterince önlem almıyorlar. Ben Melkazi Belediye Başkanımıza, Sayın Palancıoğlu'na da bizzat yazıyla da yazdım. Kaç sefer Menduk Büyükkılıç'a da yani geçmişte siyasi görüşümüz biriydi. Onlarla da şeyimiz vardı. Şimdi bu arkadaşlar yeterince bir ilgi alaka ben gösterdiğini zannetmiyorum.
yüzeysel yani. Halkın bak, ben kendi sokağımla, mahallemle ilgili Palancıoğlu'na bizzat şey de yazdım. Bizzat sokağımda hurdacılar var. İnanın bir hurdacıyla karşı karşıya oturmanın ne demek olduğunu ben iyi bilirim. Her türlü pis koku, her türlü gürültü. Bu sosyal mesafe falan diyorlar ya, dırıvırı ya. Ben Palancıoğlu'dan bu konuda şikayetçiyim de yani. Ben bizzat yazı yazdım yani. Kendisini sokağıma davet ettim çaya, yemeğe. Adam cesaret edip gelemedi dahi.